Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezgin Lüle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli yöneticileri, İstanbul Maratonu destekleyen değerli marka yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, koşu gruplarımızın temsilcileri ve siz medyanın çok değerli mensupları. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yarım yüzyıla doğru koşan İstanbul Maratonu'nu geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına 100 yılın koşusu sloganıyla yaptık. Bu yılda maratonumuzun isim sponsoru Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında koşacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin en değerli kurumlarından biri olan Türkiye İş Bankası'na bizimle beraber koştuğu için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un en büyük organizasyonu kuşkusuz Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'dur. Aslında maraton tüm faaliyetlerimizi temsil eden büyük bir finalde diyebiliriz. Spor İstanbul, İstanbul Maratonu'nun yanı sıra Türkiye İş Bankası İstanbul Yarım Maratonu, Uluslararası Haliç Kürek Yarışları, Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı, Ulu Gazi Yağlı Güreşleri gibi birçok profesyonel organizasyonlara da imza atıyor. Bununla da kalmıyoruz. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, İstanbul'u Koşuyorum, Su Sporları Festivali, Çocuk Doğa Kampı, 220 okul spor okulunda her yıl 135 bini aşkın çocuğu sporla tanıştırarak, hatta bunların yetenekli olanlarını da kulüplerin altyapısına girme imkanları sağlayarak adeta kendimizi İstanbul'un ve Türkiye'nin önleyici sağlık hizmeti kuruluşu olarak görüyoruz. Ana hedefimiz İstanbul'un fiziksel aktivite oranını arttırmak. %13'lerden aldığımız bu oranı bugün %35'lere kadar çıkardık. Spor yapmak insanı mutlu eder. Spor yapanlar bunu çok iyi bilir. İnsanlara spor yaptıran Spor İstanbul için bu vesileyle esasında bir mutluluk makinesi de diyebiliriz. Maça her giren her insan mutlu çıkmayabilir ama egzersiz yapıp çıkan her insanın bir önceki halinden daha mutlu olduğu kesin. Aramızda bize bu mutluluğu anlatabilecek ve sporun bir mutluluk makinesi olduğu etkisini anlatabilecek üç çok değerli arkadaşım da var. Bunlardan üçü İstanbul Maratonu'nu ve İstanbul'da koşulan koşulları çokça koşmuş arkadaşlarımız. Bir tanesi Müge Daş'tan aramızda. Kanserle mücadele ederken aynı zamanda koşmaya da devam eden Müge, bu mücadelesi esnasında önce 10 kilometre klasmanda 3. olmuş, ardından da maraton koşma motivasyonunu 10 yıldan fazla bir süredir koşmaya devam ediyor. Kısaca belki Müge'yi de dinleyebiliriz. Müge Daş'tan ben. 36 yaşında tam ilk maratonuma hazırlanmaya başlarken meme kanseri teşhisi aldım. Ve bu motivasyonum, maratonu koşma motivasyonum aslında tedavime çok faydalı oldu. Tedavi sürecinde koşmaya devam ettim, spor yapmaya devam ettim. Hem tedavimi olumlu etkiledim, hem yan etkilerle daha iyi mücadele ettim. Hayata daha hızlı döndüm ve şu anda nüks, yani kanseri tekrarlama riskini de azaltıyorum. 2 yıl sonunda maratonu koştum. Hatta çok iyi bir süreyle bitirdim. Önce yarım maratonu, sonra maratonu. Ve kesinlikle o zamandan beri kendim bunu yaşadığım için kanserle aktif yaşam konusunda herkesi bilinçlendirmeye, heveslendirmeye çalışıyorum koşarak. Aynı zamanda birçok kampanyada kanser hastalarına destek olmaya çalışıyorum. Benim hikayem bu kadar. Belki bu kadar değil. Çok daha fazla uzun sürecek umarım. Sözlerimi bitirirken tüm kanser hastalarına acil şifalar diliyorum. Hepinize de sağlıklı, güzel günler diliyorum. Teşekkürler. Müge, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Siz de aynı zamanda Svetlana Kaya'yı da tanıştırmak istiyorum. Svetlana da 38 yıldır uzun mesafe koşuyor. İstanbul Maratonu'nu 14 defa koştu. Hatta genel klasmanda ikinci de bunlar, olimpik sporcu. Svetlana, seni de çok kısaca dinleyebilir miyiz? Merhaba. Ben Svetlana Kaya. İlk defa İstanbul Maratonu koştum 1994. 2002 ikinci oldu. Çok teşekkür ederim organizasyon bu çok iyi maratonu. Maraton farklı insan birleştirir. Sağlık için çok iyi, motivasyon için hayat. Çok özür dilerim benim Türkçe. Koşarken daha rahat konuşuyor Svetlana. Evet. Hepsi insan... bu çok... Svetlana, çok teşekkürler. Basın toplantısı sonrasında sohbete devam ederiz. Son olarak sizle bir de Emine Semra Hergülman'ı tanıştırmak istiyorum. Emine Semra da İstanbul Maratonu'nu 42 kilometre etabını 13 kez koşmuş. Uzun yıllardır koşuyor ve İstanbul Maratonu'nu aralıksız olarak da koşmaya devam edeceğim diyor. Evet, ben Emine Semra Hergülman. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben buralara nasıl geldim bilmiyorum. Evet, koşmaya devam edeceğim. İstanbul'da koşmak, bu kadim şehirde koşmak çok ayrıcalık. Çok mutluyum. Yine koşacağım, yine koşacağım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Fiziksel aktiviteyi arttırmanın, yaşam biçiminin bir parçası ve kültürün bir parçası haline dönüştürmenin bir yolu da olimpik ve paralimpik oyunlardır. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun büyük çabasıyla ev sahipliğini aldığımız 2027 Avrupa oyunları bu yolda çok önemli bir eşik olacaktır. Yine başkanımızın ilk günden hedef olarak koyduğu 2036 olimpik ve paralimpik oyunlarında İstanbul'a hep beraber kazandırabilirsek bir devrim niteliğinde değişimlere yol açacağına eminim. Sporu hayatımızın içine kattığımız oranda uluslararası yarışmalarda da başarılarımız artacaktır. Paris Olimpiyatları sonrası başarısız olduğumuz tartışıldı ama yanlış tartışıldı. Çünkü asıl başarısızlık madalya sayısı değil, 86 milyonluk bir ülkeden sadece 101 sporcu ile gitmesiydi olimpikte. Katılım önemlidir, başarı sonra gelir. Önce bu sayıyı hep beraber 400'lü sayıları çıkarmalıyız ki sonra madalya sayısını tartışabilelim. Diğer yandan hiçbir bahaneye takılmadan büyük başarı elde eden paralimpik sporcularımıza bir kez daha kutlamak istiyorum. Size çok beni heyecanlandıran bir etkisini anlatmak isterim. Olimpiyat öncesinde günde 15-20 engelli spor hizmetleri talebi gelirken, paralimpik oyunları sonrasında bu sayı 60'lara çıktı. Şu anda 40-50 arası. Yani evde oturması istenen veya evde oturacak engelli bireylerin spor yapmaya başlamasının etkisi inanılmaz. Bu ne parayla ölçülebilir ne de başka bir şeyle. Sadece bu başarıları için de paralimpik kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu başarılarınız ile evden daha fazla engellinin çıkmasına vesile olduğunuz iyi ki varsınız. Değerli misafirler, 40 binin üzerinde katılımcı beklediğimiz Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda bu sene yabancı sayısını %50 arttırdık. Bunu yapmak için son 2 yıldır yurt dışında 19 farklı acentayla çalışıyoruz. Maraton fuarlarına daha sık gitmeye çalışıyoruz. 46 yıllık tarihinde ilk defa Hollanda'da maraton fuarına katıldık. Bu sene İspanya maraton fuarına katılacağız. Bunları yapmadan İstanbul Maratonu'na yurt dışından katışmadan artmasını beklemek pek kolay değil. Kurumsal koşunun 15 binlik kontenjanı açıldıktan neredeyse 4-5 gün sonra doldu. 400 farklı şirket burada koşmak için kayıtlarını yaptılar. 5000 kişilik halk koşusunun kayıtlarını da önümüzdeki hafta açıyor olacağız. İstanbul Maratonu cazibesi yüksek çünkü başka hiçbir şehirde hiç kimsenin yaşayamayacağı deneyimler sağlıyor. Üç büyük imparatorluğun izini yaşayan şehirde
iki kıtayı birleştirerek Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi tüm dünyanın bildiği iki sembol efsanevi yapan arasından geçerek ve Ayasofya ve Sultan Ahmet gibi bir iki mabedin ortasında biten bir yarışın başka bir yerde olmasına ve bulunmasına imkan yok. Çok güzel bir söz var. Futbol asla sadece futbol değildir diye, İstanbul Maratonu da asla sadece İstanbul Maratonu değildir diye uyarlamak istiyorum. Böyle hızlı yaşayan dev bir megapolde tüm trafiğin kenara çekildiği ve tüm İstanbul'un sadece koşanları izlediği bir gün 3 Kasım. Bunu sağlayan 46 yıllık tarihi, İstanbul markası ve tabii Sayın Başkanımızın yönetiminde her türlü desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibi ve bu kurumun varlığıdır. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun her ihtiyacımız olduğunda yanımızda olması, isim sponsorumuz Türkiye İş Bankası, ana sponsorumuz Sportif ve 14 iş ortağımızın koşu kültürüne verdiği destek gerçekten çok önemli. Startımızı her zaman olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişi tarafında vereceğiz. 15 kilometre koşusu Yenikapı etkinlik alanında tamamlanırken Maraton Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanıyor olacak. İstanbul Maratonu aynı zamanda çok büyük bir dayanışma koşusudur. Binlerce kişi çeşitli sivil toplum kuruluşları için koşar. Sadece geçen yıl 55 milyon lira, 2 milyon dolar bağış toplandı ve 14 bin canlının hayatını etkileyen projeler desteklendi. İlk gününden 2008'den bugüne kadar yardımseverlik koşulları ve paydaşımız Adım Adım desteğiyle toplamda 170 milyon lira toplandı. Bugünün kuruyla 20 milyon dolara yakın bir bağıştır bu. 220 bin canlının hayatına sadece İstanbul Maratonu'nda koşulduğu için dokunulmuş oldu. Maraton öncesi fuarımız 29-31 Ekim tarihlerinde Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde yapılıyor olacak. 2 Kasım'da ise son 4-5 yıldır giderek daha büyüyen, sayısı 1000 kişiye varan çocuk maratonu koşuluyor olacak. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu TRT Spor Yıldız kanalı canlı yayınlayacak. Bize verdikleri destek için TRT'ye de çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbulluları 3 Kasım'da maratonu bizimle birlikte olmaya ve izlemeye davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sözü Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezgin Lüle'ye vermek istiyorum. Evet. Sayın İstanbul Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Atletizm Federasyonumuzun saygıdeğer başkanı, Spor İstanbul'un kıymetli genel müdürü, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Aran'ın bir mesajıyla başlamak istiyorum. Bugün çok arzu etmesine rağmen yurt dışında bir programı nedeniyle bugün maalesef aramızda değil. Bizzat katılamadığı için, burada olamadığı için üzüntülerini ifade etmemi istedi ama inşallah start günü, maraton günü startta bizlerle birlikte olacak. Özellikle ifade etmemi istedi. Evet. Dünyanın tek kıtalar arası maratonu bu yıl ikinci kez Türkiye İş Bankası adıyla koşulacak. Bunun heyecanıyla yeniden sizlerle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız geçen sene, birlikte hatırlayalım, 100 yılın koşusu demiştik. 100 yılın koşusunda büyük bir coşkuyla, büyük bir kalabalıkla bir araya gelmiştik. Bu yıl bankamızın 100. yıl dönümü. 100 yıl önce ülkemizin ilk milli bankası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan İş Bankası biliyorsunuz 26 Ağustos tarihinde ikinci yüzyılına adım attı. Bizim için son derece anlamlı bu özel yılda böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmak, böyle önemli bir organizasyona ismimizi vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bankamızın kuruluş ilkelerini şöyle bir göz önünde getirdiğimde ben şunu görüyorum. Her zaman ülke ekonomisine, ülke kalkınmasına, ülke refahına katkı sağlamak Türkiye İş Bankası'nın ana sorumluluklarından biri olmuştur. Bu nedenle bugüne kadar hep toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik işlerin içerisinde olduk. Her zaman dönüştürücü etkisi yüksek işlerin altına imzasını attık. Her daim katılımcısına kendisini iyi hissettiren, iyi ki böyle bir organizasyonun parçasıyım dedirten nitelikte işlerin altına imzamızı atıyoruz. Biliyorsunuz İş Bankası bir bankanın ötesinde bir cumhuriyet kurumu. Bugüne kadar eğitim, bilim,
kültür, sanat, çevre gibi alanlarda bu bahsettiğim nitelikteki örnekleri siz de şahitsiniz. Hep birlikte görüyoruz bunları. Spor alanında da benzer nitelikte uzun soluklu işler hayata geçirmek konusundaki yolculuğumuz devam ediyor. Peki İş Bankası olarak spora verdiğimiz desteğin temelinde ne yatıyor? Biz sporun hayatları iyileştirme ve değiştirme gücüne çok inanıyoruz. Farklı dallarda profesyonel sporcuların yetişmesini, gelecek nesiller için başarma azmini simgeleyen ya da değişime olan inancı simgeleyen rol modellerinin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz. Bir yandan da sporun daha fazla insan tarafından benimsenmesi, günlük hayatlarında bir alışkanlık haline getirilmesini önemli buluyoruz. Çünkü bu sayede işte yetenekli sporcuların keşfedilmesine, daha sağlıklı nesillerin yetişilmesinde önemli bir destek sağladığımıza inanıyoruz. Tam da bu noktada Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, sporun geniş kitleler tarafından benimsenmesi, spora geniş kitleler tarafından ilgi duyulması açısından benim kanaatimce Türkiye'deki dönüştürücü etkisi en yüksek organizasyonlardan biri. Bugüne kadarki deneyimlerimiz bize şunu gösterdi ki spora verilen destekler hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. En azından bizim verdiğimiz desteklerde bunun somut örneklerini görüyoruz. Bir örnek vermek isterim çünkü bununla çok gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Satranç Federasyonu ile 19 yıldır devam eden bir birlikteliğimiz var. Yani eğitim müfredatına girecek nitelikte bir satranç seferberliği söz konusu. Çoğumuzun çocukları var, biliyorsunuzdur okuldaki satranç sınıflarını. 2005 yılında 30 bin lisanslı spor sayısı bugün itibariyle 1 milyon 310 bine aştı. Bunun şöyle bir avantajı var. Bu spora duyulan ilginin artışı, sporcu havuzunun büyümesi tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi başarıyı da beraberinde getiriyor. Bu yıl Eylül ayında düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatları'nda ilk defa ülkemiz ilk 12 ülke arasında girmeyi başardı. Hepsinden önemlisi genç satranç sporcularımız ki aralarında bu yaşta büyük usta olmayı başarabilenler var. Tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Aynı düşünceyle bu yıl hem bankamızın hem de ne güzel bir tesadüftür ki ülkemizin ilk defa olimpiyatlara katıldığı yıl dönümü, yani 100. yıl dönümü olması vesilesiyle 2024 yılı olimpiyatlarında Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi olduk. Orada da eskrimde, yüzmede, atletizmde çok önemli genç yeteneklerin yükselişine tanıklık ettik. Bu bize gelecek için ümit veriyor. Bunun yanında farklı spor dallarının da yaygınlaşması, teşvik edilmesi açısından sponsorluklarımız devam ediyor. Yelken branşında The Bodrum Cup, Bosphorus Cup, işte bisiklet sporunun da amatör sporcular tarafından benimsenmesi, yaygınlaşması, aynı zamanda İstanbul için de önemli bir tanıtım imkanı sunan işte Tour de France İstanbul etabı ki ilk defa İstanbul'da yapılacak, onun da destekçisi olduk. Bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepimiz biliyoruz aslında maraton günü, İstanbul'un gündemi, Türkiye'nin gündemi maraton haline geliyor. Biz de Türkiye İş Bankası olarak bu maratonda amatör dallarda yarışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok özverili bir şekilde hazırlanıyoruz. Geçen yıl İş Bankalılar olarak geniş bir kitleyle bu yarışlarda yer almıştık. Faal olarak yarışmıştık. Ben de geçen sene olduğu gibi bu yıl 15 kilometrede yarışacak sporcularla bu heyecanı birlikte yaşayacağım. Benimle birlikte 1780 İş Bankası çalışanı da farklı kategorilerde 42, 15 ve de 8 kilometre kategorisinde kayıt yaptırmış durumda. Bu neredeyse bizim banka personelinin %9-10'una denk geliyor. Bununla da ayrıca iftihar ediyoruz. Çünkü sponsorluklarda iki boyut vardır. İkincisi hep ihmal edilir. Yani birincisi bu işin bütçe tarafı, hani maddi tarafı. Bence görece kolay olan kısmı o tarafı ama ikincisi inanarak sponsor olma meselesi. Yani burada biraz önce bahsettiğim sporun dönüştürücü gücüne inanıyorsak kurum olarak sadece bütçesel bir katkıyla kalamazdık. 1780 arkadaşımın bizzat bu işin içerisinde oluyor olması herhalde doğru bir iş yaptığımızın da en güzel göstergesi olsa gerek.
Hepimiz için benzersiz bir deneyim sunan bu organizasyon ki ben de uzun yıllardır katılıyorum bu organizasyona. Gerçekten her bilişimi sizle konuşurken gözümün önünde geliyor. Müthiş anılar bırakıyor gerçekten. Katılanlara da eminim ki aynı şekilde güzel, hoş anılar bıraktırıyordur. Bunun yıllardır başarıyla gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Atletizm Federasyonu'na, Spor İstanbul'a ki Renay Bey de bahsetti, özellikle koşunun uluslararası arenada tanınır hale gelmesi müthiş bir şey. Yani daha potansiyeli olan bir parkur. O açıdan da ben teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl başlayan işbirliğimiz kapsamında bizim ekiplerimiz, bu organizasyona katkısı olan ekipleri müthiş bir enerji, müthiş bir sinerjiyle birlikte çalışıyorlar. Ben bize destek olan buradaki tüm ekiplere de teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bankamızın 100. kuruluş yıl dönümü bu yılda bu paratonda yeni rekorların kırılacağı, birçok güzel anın yaşanacağı bir heyecana sahne olacak. Şimdiden maratonda koşacak arkadaşlara, koşacak olanlara başarılar diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Sezgin Bey, teşekkür ederim. Şimdi sözü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintımar'a veriyorum. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, İş Bankası temsilcimiz Sezgin Bey, Spor İstanbul Genel Müdürümüz Renay Bey, kıymetli hazirun, basınımızın kıymetli temsilcileri, ilk defa kürsüde heyecanlandım, herhalde bırakacağız onun içindir. Öncelikle olimpiyatla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Olimpiyat, evet, katılım için hakikaten önemli, başarı için hakikaten önemli. Atletizmde bu olimpiyatta biz bir önceki olimpiyatta 23 sporcuyla katılmıştık. Bu olimpiyatta 16 sporcuyla katılmıştık. 23 sporcuyla katıldığımızda 11 tane Kenya, Etiyopya doğumlu sporcumuz vardı. Ama bu kafilemizde tamamen bizim gençlerimizden oluşan bir kafileydi. Sadece bir sporcumuz vardı, Kenya doğumlu. Diğer çocuklarımızın hepsi bizim dönemimizde yetişen kendi çocuklarımız ve hepsi de olimpiyatta da, öncesindeki Avrupa Şampiyonası'nda da özellikle teknik branşlarda hem madalya şansı olan, hem madalya kovalayan, hem madalya kaçıran çocuklarımız oldu. Umuyorum inşallah önümüzdeki olimpiyatta, şu an yaş ortalamaları 23 olduğu için, önümüzdeki Amerika'daki olimpiyatta hangi başkanımıza nasip olur bilmiyorum ama mutlaka Türkiye atletizmde olimpiyatta madalyalarıyla dönecektir. Buna cani gönülden inanıyorum. Bugün İstanbul Maratonu için toplandık. Tabii bir konuşma metnim var ama sadece konuşma metnini değil. İstanbul Maratonu'nu ben nasıl tanıdım? Kaç yıldır içindeyim? Bundan küçük bahsetmek istiyorum. Benim Erzurum'dan ilk çıkışım, İstanbul'a ilk gelişim İstanbul Maratonu içindi. Ve geldiğimde ilk koştuğum İstanbul Maratonu'nun halk koşusunu, 15 kilometrelik bölümünü kazanmıştım. Ondan sonra da 3 yıl üst üste İstanbul Maratonu'nu kazandım sporcu olarak. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönemde bu maratona hem sporcu olarak hem orada personel olarak hizmet etme şansı buldum. Son 11 yıldır da İstanbul Maratonu'na Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı sıfatıyla hem katılıyorum, hem destek oluyorum, hem de elimden gelen bir şey varsa onları yapmaya çalışıyorum. Ben bu süreç içerisinde atletizme sponsor olan başından beri bütün sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O günden beri gelip geçen, hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten hepsinin inanılmaz emekleri oldu. Bugün dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olduysa herkesin bunun içerisinde bir taşı var, bir tuğlası var, bir emeği var. Bu anlamda herkesin emeğine ayrı ayrı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. 46.'sını düzenliyoruz. Sporcu olarak,
idareci olarak ve federasyon başkanı olarak yaklaşık 25'inin içerisinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, dünyada da çok büyük organizasyonların içinde bulunan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet, İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. İstanbul Maratonu da Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonudur ve dünyanın da en önemli spor organizasyonlarından birisidir. İnşallah İstanbul Maratonu gibi Türkiye'de diğer düzenlediğimiz maratonlar da tabii ki bu seviyeye gelme ihtimali coğrafi anlamda yok ama inşallah o maratonlar da Türkiye'deki bu maratonun altyapısını oluşturacak temelleri geliştirmeye devam ediyorlar. Bu zaman süresi içerisinde başlatmış olduğumuz en önemli etkinliklerden birisi maratonlardan önce çocuk maratonu. Biraz önce Renay Bey söyledi, 1000 çocuğumuz katılacak. İnşallah onu da 10.000'lerle ifade edeceğimiz günlerin gelmesi gerekiyor. Çünkü eğer olimpiyatta 400 sporcuyla gideceksek buralardaki katılımın sadece halk ve sporcuların değil, altyapıdaki o çocuklarımızın katılımı neticesinde de bu büyüyecektir. Onun için şu an Türkiye'de 11 yıl önce 26 tane yol yarışı vardı. Şu an 250 civarında yol yarışı var. Hemen hemen bütün belediyelerimiz artık bunun farkında. Bütün illerimiz bunun farkında. Herkes bu organizasyonlarla hareketliliğin sağlanacağını biliyor. Şu an sadece İstanbul Maratonu'nun düzenleneceği gün en hafif ihtimaliyle 2 milyon insan hareket etmiş olacak bu maraton için. Bu yılda hareketlilik yılı. Dolayısıyla her şekliyle topluma hem sağlık anlamında hem sportif anlamda bir kültür oluşturabilecek büyük bir organizasyon. Onun için ben bu organizasyona tekrar katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse 31 Ekim'de Atletizm Federasyonumuzun seçimi olacak. Atletizm Federasyonu'nda birçok ilke imza attık. Herkesin desteğiyle. Bir ilk de inşallah 31 Ekim'de Federasyon Başkanlığı'na gönüllü olarak 11 yıldan sonra kendi isteğimle aday olmayacak biri olarak gireceğim. Bu da Türkiye'deki ilklerden biridir. Geldiğin gibi bırakabilmek de büyük bir erdem diye düşünüyorum. Bundan sonra da sporun içinde kalarak, Gençlik Spor Bakanlığı'nda sporun içinde kalarak atletizme ömrümün sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Bunun için ben tekrar herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden maratonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na vermek istiyorum. Teşekkürler. Çok özel mesajlar var. Onun için hani bir belediye başkanı ama bir kısımda politikacı ruhuyla hepsine bir cevap verme duygum var. Şimdi nasıl kısaltacağımı bilmiyorum. Güzel paslar aldım çünkü. Fatih Bey'den, Sezgin Bey'den. Önce bütün konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilimiz, değerli partimizin yöneticileri burada bizlerle beraber bugün. Hem parti meclis üyemiz, yine Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz, İstanbul İl Başkanımız, yöneticilerimiz. Tabii Paralimpik Komite Başkanımız, Milli Komite Başkanımız, teşekkür ederiz, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok sevgili, çok saygın, duayen spor dünyasının insanları, kıymetli başkanları, yöneticileri, yazarları. Bir de Manisa'dan çok değerli bir belediye başkanımız bizimle, Gülşah Hanım, Şehzadelerden. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve hoş geldiniz demek isterim. Tabii benden önce hem Renay Bey hem Sezgin Bey hem de Fatih Bey çok güzel temaslarda bulundular. Hem vefayı hem tarihi hem kurumsallığı hem geçmişi
iyi yansıtan cümlelerle maratonun oluşumunu ifade ettiler. Çok değerli, her bir cümle birbirinden kıymetli. Zira hem Cumhuriyetimizin 100. yılında başlayan işbirliğimizin İş Bankası 46. İstanbul Maratonu kimliğiyle bu sene Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında aynı zamanda maraton isminin yanı sıra Türkiye'nin de ifade edildiği gibi olimpiyatlara ilk katıldığı olimpiyatların 100. yılında bir arada olmak, bunlar hep özel durumlar. Yine bir yanıyla sporun içinde olup bu maratonu koşup birinci bitirip ama aynı zamanda atletizme, İstanbul'a, İstanbul Büyükşehir'e hizmet etmiş bir spor insanı olarak da Fatih Bey'in kronolojik hayat hikayesinde böylesi değerli bir iz düşüm olarak içinde bulunduğu bir yapıya yönetici olarak da hizmet ederken bir yanıyla da günü geldiğinde kendi inisiyatifiyle bir zorlama olmadan bırakma kararını da verebilme kabiliyetini gösterdiği için de ben teşekkür ediyorum. Mutlaktır ki başka alanlarda daha iyi hizmetleri olacaktır. Bu anlamda da biz de kendisine İstanbul Maratonu'nda bizimle olan bu süreçte hem işbirliği hem hizmetlerinden dolayı da ben teşekkür ediyorum. Tabii Sezgin Bey'in güzel cümlelerini şöyle ifade edeyim. Türkiye İş Bankası gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin çok özel bir kurumu. Gurur duyduğumuz ve gerçekten bir nevi iktisadi kalkınmanın simgesi olan bir kurumu. Sadece bankacılık değil, çok farklı sektörlerde, alanlarda hem Türkiye'deki kalkınmanın lokomotifi olma gayreti ama aynı zamanda kendi hizmet alanlarıyla da lokomotif olan farklı sektör devlerinde yaratmış bir yapı. Bu bağlamda tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyoruz böyle bir kurum kurulduğu için. Aynı zamanda Celal Bayar'ı, ülkemizin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı da rahmetle anıyoruz. Böylesi asil bir kurumu bu millete ve bu ülkeye kazandırıp büyüttükleri için emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Umarım İş Bankası'nın 100 yıllık yaşamında daha nice anacak 100 yıllık anekdotlar vardır. Bu sponsorluk isterlerse 100 yıl devam edebilir yani ama artık kendileri nasıl takdir ederler çok yakıştığı için sadece söylüyorum. Hem bir nevi Türkiye ile başlayan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maraton içinde hem Türkiye var hem İstanbul var. Böyle keyifli bir tarifte yapmış olalım. Tabii İstanbul binlerce yıllık bir medeniyete sahip şehir, şehir ötesi aslında ve böylesi birikim çok az şehirde var. Bu muhteşem şehir geçmişten bugüne birçok konuda ev sahipliği yapmış, merkez duygusunu yaşatmış. Şimdi de sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. Dünyada hiçbir benzeri o yok, tarifi doğru. Kaldı ki işte en önemli özelliği de bir kıtadan öbür kıtaya geçen bir maratona sahip olması. Ve dünyada belki bizde çok olağan bir akış gibi gözükse de bir kıtadan öbür kıtaya her gün geçmek, gitmek, gelmek. Açıkçası böylesi bir sporla eklentili hali çok keyifli oluyor. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Avrupa'nın 6, dünyanın 30 Gold Label yarışı arasında da yer aldığını arkadaşlarımla biliyoruz ve bu çok gurur verici. Bu çıtayı olabildiğince yukarıya taşımakta elbette hepimizin sorumluluğu. Ben hep diyorum ne güzel bir iş yapmışlar başlatırken böylesi özel bir spor organizasyonunu iki kıta arasında koşulan. İşte biz buna bir bisiklet kültürünü eklemek istedik ve Tour of İstanbul'u iki kıta arasında koşulan bir bisiklet yarışına döndürdük. İkincisini yaptık. Bu inşallah daha nice yaş alır ve İstanbul'un keyifli görselini yansıtan muhteşem bir yarışa dönüşür. İstanbul'un spor temaşalarından birisi olur. Boğaz karşıdan karşıya yüzülüyor, koşuluyor, bisikletle geçiliyor. Bu çok değerli.
Bir de Haliç'teki küreyi ben İstanbul'un sporla simgeleşmesi gereken yarışları olarak da böyle arzuluyorum ve hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız ve bu duyguyla 3 Kasım 2024'te birlikte çok özel bir koşuyu yaparız. İki kıtayı birleştiren bu koşuyu birlikte yaparız. Ve inşallah o İstanbul'umuzun ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını hep birlikte tatmış oluruz. Çok büyük bir kitlesel spor etkinliği bu. Bu büyük bir emek gerekiyor. Başta İstanbul Valiliğimiz olmak üzere birçok kurum, kuruluş, tabii ki federasyonumuz işin içerisinde 41 birim katkı sunuyor ve 9500 kişinin görev aldığı bir organizasyon. Böylesi büyük bir organizasyon herkesin emeğiyle mümkün. Ben hep söylüyorum, ortak akıl doğru karar verdirir. Ortaklaşa emek kutsallaştırır yaptığınız işleri ve kalıcılaştırır. Ortak emeği daha da ileriye taşıdığınızda dünyanın en güzel işlerini başarma kabiliyetine sahip olursunuz. Bu kapsamda umarım her işimizi ortak akılla, her işimizi ortak katılımla aynı anda, aynı sürece, aynı doğrultuya hizmet eden memleketimizin, milletimizin hatta dünyanın faydasına işler üretiriz. Bu büyük kitlesel etkinliğe elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesi. Tabii daha sağlıklı ve mutlu bir kent var etme konusunda sporun önemini de biliyoruz. İstanbul'un sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle yeşil alanları genişleten, büyüten ve burada büyük atılımlar yapan kentin her ortamında farklı deneyimleri sporla geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz ve böylesi bir çalışmayla İstanbul'un spor kenti olmasını da arzuluyoruz. Biliyoruz ki böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır. Son günlerde canımızı sıkan, moralimizi bozan bir takım gelişmelerde biliyoruz ki doğan her bebeğimizin yaşamının içerisinde özellikle spora, sanata, bilime yönlendirilmesi gerçekten dünya için büyük bir kazanç. Ülkemiz için, şehrimiz için elbette çok büyük bir kazanç. Sporun bireylerin sadece fiziksel değil mental gelişimlerine de büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Zararlı alışkanlıklardan, davranışlarından insanları uzak tutuyor. Bu aynı zamanda toplumun iyileşmesi anlamına geliyor. Faydalı uğraşlar, iyi vakit geçirebilecekleri ve kendilerini ifade edecekleri alanların gençlerimizi daha umutlu bir geleceğe bakış imkanı sunduğunun farkında olan bir yönetimiz. Tam da burada sporu böyle merkezine koyduğumuz bir noktada hizmetlerimizin birçoğu. Ben geçen sene de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Hayatımı çok şekillendiren, çok şekillendiren, spora, yaşama, insana coşkuyla bakmayı, sevgiyle bakmayı kesinlikle güçlendiren bir duygudur. İlkokul birinci sınıftan itibaren spor yapma alışkanlığını disiplin bir şekilde beden eğitimi öğretmenimden öğrenmek. Onun için hep minnet duyarım. Beni ilk alıp atletizme götürdü. Sonra lisanslı handbolcu yaptı. Ve sonra belki o çeşitlilikle 3-4 branş daha spor yaptım. O bakımdan ben ilkokulda beden eğitimi öğretmeni yok. Yani yanında bir başka okul varsa var. Yoksa tek başına beden eğitimi öğretmeni ilkokula görevlendirilmiyor meselesini büyük bir problem olarak görüyorum. Bırakın ilkokulu, anaokulunda, hatta ki kreşte biz böylesi bir eğitimi Spor İstanbul'la yapıyoruz. İstanbul'da 104 kreşimiz oldu. İnşallah 160 sayısına ulaşacağız yaklaşık olarak önümüzdeki sene. Yani o yaştan itibaren sporu tanımasını, sporla ilgilenmesini ve ondan sonra elbette yeteneğine göre şekillendirebileceği yaşamın onunla beraber yürümesini önemsiyorum. Bu konuda özellikle bu eksikliğin giderilmesi çağrımı da buradan yapmak isterim. İstanbul'da
135 bin çocuğa 21 farklı branşta spor eğitimi veren bir kurumuz. Bu kurum çabamızın verildiği noktalarda çocukların yüzündeki neşeyi, onların hayatı olan tutkularını, katılımlarını gördüğüm zaman aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkındayız ve bunu inşallah daha da arttırmalıyız. Çünkü bu yaş, özellikle çocuk yaş grubu dediğimiz safhada, ilkokullarda, İstanbul'da neredeyse 3 milyona yakın çocuk var. Yani böylesi bir kentteyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Onların sporla ilişkilerini büyütmek zorundayız. Tabii ki yetenek, lisans, daha sonra sporcu, ki o konuda İstanbul Büyükşehir Belediye'miz spor kulübü başkanı, heyeti burada çok değerli hizmetler yapıyorlar. Hem olimpik hem paralimpik branşlarda en fazla sporcu katan kulüp konumunda, ki atletizmde de önemli atılımları yapma konusunda özenli bir gayret içerisinde. O bakımdan spor salonu, spor kulüplerine destek, spor kulübümüzün daha fazla branşa hizmet ederek bir olimpiyat öncüsü olmasına dönük süreci yönetmesi her koşulda bizim arzuladığımız işler. Ve bu katkıya devam edeceğiz. İnşallah bu olimpik ve paralimpik branşlardaki gelişmelerimiz aynı zamanda bize başka işleri de müjdelesin istiyoruz. Zira 2027'de Avrupa oyunlarına katılacağız. Bu konuda Paralimpik Komite Başkanımızın da, Murat Bey'in de, burayı da paralimpikle eklendirebilir miyiz? İstanbul'a böyle bir talebi var. Paralimpik oyunların İstanbul'da yapılması ile ilgili, Avrupa oyunlarının. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Elimizden ne gelir ise sporun kitlesel olarak yaygınlaşmasını, anlaşılmasını, sporla barışık bir toplum olmamızı sağlamak adına elimizden geleni yapacağımızı da ifade edeyim. İnşallah çoklu spor deneyimini 2027 oyunlarında İstanbul'da ilk kez bir turnuva olarak gerçekleştirip daha sonra da güçlü bir şekilde 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyoruz ve bunun İstanbul'a yeni düzeni ve misyonuyla çok yakışacağına inanıyorum. Özellikle son Paris'te yapılan oyunlarda kentle bütünleşen yarışma ve organizasyon çalışmalarının İstanbul'da hiçbir kentte olmayacak kadar güçlü manzaraları, hem insan hem şehir manzaralarını dünyaya servis edeceğini de şimdiden görebiliyorum. İnşallah bu 2027 oyunları bu açıdan bizim için çok değerli bir sınav ve uygulama olacak. İşbirliği içerisinde de 2036 ev sahipliğinin olimpiyat meşalesini ve paralimpik oyunları İstanbul'a taşımak da en büyük hedefimiz olacak. İnşallah hep birlikte hedefimize ulaşırız. Az önce dediğim gibi ortak akıl ve ortaklaşa çalışma kültürüyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma dediğimiz meselenin her alanda bize büyük bir fırsat yaratacağını görüyorum. Ayrışmanın, kutuplaşmanın belki de en sıkıntılı anlarını milletçe çok yaşadık. Bir daha yaşamak da istemiyoruz. İşte ortaklaşa hareketinin, ortaklaşa çıkış anının belki en güzel görüntülerinden birini de bize maraton yarışları verir. Onun gücünü hissedersiniz. O çıkışı gördükten sonra kimin birinci olduğunun önemi yoktur. Önemli olan o koşuya katılmaktır. Hatta biraz da bitirebilmektir. Bütün bu duygularla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün paydaşlarımıza, bütün kurum kuruluşlara tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda katılacak tüm sporcuları ve halk koşucularına başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken 3 Kasım'da köprüde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Şimdi izninizle sorular varsa onları alıp cevaplamak isteriz. Yani isteyen hem soru hem cevap da yapar. O da olabilir. Mikrofonu teşekkür ederim.
İlk önce tüm sporcu arkadaşlarıma yarış için başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için. Ben iki şeyi dile getireceğim. Bu gerçekten. Geçen sene Avrasya Maratonu'nda maraton otobüsleri, yani Boğaz Köprüsü'nün gideceği yerde ikinci köprüden götürüldük. Sonra yarı yolda bizi otobüsten indirdiler. Oradan aşağı yukarı 4 kilometre koşarak parkura geldik. Bu organizasyonun, yani bütün otobüslerin Boğaz Köprüsü'ne gitmesini, maraton, sadece maraton olarak, maraton otobüslerinin Boğaz Köprüsü'ne geçmesini istiyoruz. Tüm sporcular neden yorulsun? Zaten 4 kilometre boyunca koşup oraya geliyoruz. Artı bir de 42 kilometre maraton koşuyoruz. Yani bütün amacımız bu organizasyonun sadece maraton otobüslerinin buraya geçmesi. Yani polislerin yolu kesmemeleri. İkinci dileğim ise, geçen hafta bir yarışımız vardı biliyorsunuz, 10K koşusu. Ben bunu bir arkadaşıma da söyledim. Burada da dile getirmek istiyorum. Bu boya işleri, yani bizce çok sakıncalı, yanlış bir şey. Çünkü koşu esnasında o boyaların havaya sıkılması, tüm arkadaşlarımızın, yani ben orada şahit oldum, iki arkadaşımızı ambulans hastaneye götürdü. Bunu dile getiriyorum. Yani bu boya işi olmasını istemiyoruz tüm sporcular olarak. Çok buna bir son verilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir, çok teşekkür ederiz. Kısa bir uyarı yapmak istiyorum. Ağırlıklı olarak bu bölümü basın için soru olarak ayırdık. Şikayet, dilek ve temennilerinizi biz ayrıca alabiliriz. Çünkü çok geniş bir hazirun var. Soru ve cevap olarak, soru olarak ilerleyebilirsek çok seviniriz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Basından soruları alabiliriz. Nereden geldiğinizi de iletirseniz çok sevinirim. Pardon, aynı yerden. Bursa'dan Ali Tuğran. Pardon, deminki görüşlerle ilgili notlarımı aldım. İyileştirmeleri yapacağız. Bursa'dan Ali Tuğran. Buyurun lütfen. 17. Avrasya Maratonu'nu koştum. İnşallah 30.'yu da 3'ünde koşacağım. Hangi, arkadaşın dedi... Nereden katılıyorsunuz acaba? Bursa'dan. Hangi kanal ya da hangi basın? Basın değil. Maraton koşan, maratoncuyu. Bir çok önemli. Arkadaşımızın birinci dediğine katılıyorum. Aynen. Bir de aynı zamanda çevre beyatı sahibi bir çevreciyim. Gürültülerin de biraz kısılmasını istiyorum. Bir. Bir de az evvel güzel bir ifade söylediniz. Trafiğin çekildiği. Ben yaklaşık 3-4 senedir maratonu bitirebiliyorum. 75-79 yaş. Son zamanlarda tam Gülhane'ye çıkacağımız vakit, zaten yarışın sonu, zaten 40 kilometre koymuşsun. Orada da bir de trafik polisleri, hadi bakalım traktör çık. Bunun da olmamasını istiyorum. Evet. Çünkü insan hayatı önemli. Dünyanın her yerinde insanlar geliyor. O yarışı bitirmek istiyor. Bitirilmesi için kolaylıkları diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizlerden ricam, basın mensuplarından soruları almak istiyoruz sadece. Ben sizinle yarıştan sonra bir araya gelebilirim. Bir şeyi de eklemek İstanbul istiyorum. İstanbul için yapıyorum. Saat kule dibinde, Beyoğlu'nda 3.30'da çöp alıyorlar. Spordan bahsetmiyorum. Bu 3.30'da... Çok teşekkür ediyorum. Masalarda, balkonlarda... Teşekkürler. Turistler böyle geliyor. Bu İstanbul için. Ben koştum ettim falan değil. Ben İstanbul güzel olsun dedim. Maraton ve koşuyla sınırlı tutabilirsek çok sevinirim. 7'de bitirdi. Çok sağ ol. Sabahları. Ya... Bunu dedim, şovuna söyledim. Evet, Sayın Başkan'a değil ama Başkan'a da dedim. Vardı. Sizlere de İş Bankası'na teşekkür ederim. Koşu için değil. Çok teşekkür ederiz. Bir defa da bak, ben bu koşuyu koşmuyorum. Neden koşmuyorum? Adam buradan köprüden parayla geçirmiyor. Pardon, basından soru... Evet. TRT'den arkadaşımız var, buyurun. Ömer, hoş geldiniz. Ben sizi ayrıca dışarıda dinleyeceğim ve soruları alacağım. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Buyurun. Ömer yavru ben. Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Fuarlara katıldığınızı söylediniz. Acaba bu yabancı katılım ile ilgili gelişmeler nasıl oldu? Biraz rakam verebilir misiniz? Fatih Bey, düzenli olarak Türkiye Şampiyonası düzenleniyordu İstanbul Maratonu ile birlikte. Yine bu sene aynı şey geçerli mi acaba? Aynı şey geçerli. Şu an burada yarışacak sporcularımız Sezgin Ataç,
Şu an maratondaki ilk 8 sporcumuz da burada yarışacak. Onlar da burada Türkiye şampiyonu olmak için mücadelelerine devam edecekler. İstanbul Maratonu artık o gelenekseli Türkiye şampiyonasının en önemli ayağı burası. Teşekkür ederim. Kısaca cevap vereyim. Bu uzun bir yolculuk ama hızlı ilerliyoruz. Özellikle yurt dışı katılımında son 3 yıldır pandemiden beri %30, %40 civarında büyüyoruz. Gelmemiz gereken nokta kayıtların açıldığı gün kapanması gerekiyor İstanbul gibi maratonda. Paris, New York koşullarında, Berlin'de yaşananlar budur. Evet, şikayet gelecektir kayıtlar kapandı ama İstanbul'da olması gereken 1-2 saat içinde kayıtların kapanmasıdır. Bence 6-7 yıl içerisinde oraya geliyor olacağız hep beraber. Ön tarafı alabilir miyim Atilla Bey'e mikrofon lütfen? Evet, sonra size geliyorum. Böyle oturarak sorabilir miyim? Ne demek, ne demek? Teşekkür ederim. Efendim, şimdi İstanbul Maratonu'nda bizim medyadaki arkadaşlarım ve şahsen benim rolümüz var. Kendi anılarımızı yazarken, anlatırken bizim zenginliklerimizden biri olacak. O yüzden bunun bir gelenek haline gelmesi, sponsorların sahip çıkması, belediyemizin üstüne alarak tam İstanbul'a yakışan bir ev sahipliği göstermesi çok güzel. Şimdi ben birkaç şey merak ediyorum. Bir, İş Bankası'nı selamlayarak soruyorum soruyu. Maratonu birincilikle kazanan sporcuya verilecek ikramiye kaç para? Yani sayın sponsorun dokunuşunu görecek miyiz? Ben koşmayacağım, o yüzden dürüstçe soruyorum. Rakamı duyunca koşabilirsin. Sayın Başkanım, maraton dediğinizde paranın koşa koşa alınacağı bir alandır yani. Şimdi sizin Renay Bey ya da sevgili başkanın, ayrıca sizi kutluyorum yeniden aday olmadığınız için. Onun vereceği bilgilerle merak ettiğim birkaç şeyi sorayım. Kulüpler arası bir rekabet söz konusu mu? Kaç kulüp katılıyor? Kulüpler katılabilir mi İstanbul Maratonu'na? Bir, iki, üniversitelere böyle kurumsal koşan çocuklar vardır, koşan arkadaşlar vardır. İlla takım haline gelmeleri de gerekmez. Ama üniversiteleri bir motive edecek bir şey olabilir mi? Kadın erkek katılma oranı ne durumda? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kadın erkek oranından başlayayım. Dünyada maratonlarda 42 kilometreden bahsediyorum. Maratonlarda %50-50 kadın erkek oranı. Türkiye'de %6-7 civarındaydı. Şu anda %13-14 görüyoruz bu seneki kayıtlarda. Kayıtları arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ama biraz 5, 10 ve 15 kilometreden yavaş yavaş büyüyen bir iş. Kulüpler katılabiliyorlar. Hatta burada kulüpler şampiyonası da burada yapılıyor. Atletizm Federasyonu'nun 3 yıldır kulüpler de katılabiliyor. Okullar, hani okul takımı olarak uzundur pek görmedim ama farklı kulüpler olarak yardımseverlik koşusu için katılan okullar görüyoruz. Ödül tarafında şöyle, dünyadaki maratonlarda tüm katılımcılara ödül veriliyor. Burada minimumda Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun belirlediği ödüllerin verilmesi gerekiyor. Fakat sponsorumuzun desteğiyle burada Türk kategorisinde Türkiye'den katılan sporculara da ayrıca Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle bunu teşvik etmek amacıyla ayrıca ödül veriliyor. 35 bin lira birinciye veriliyor. 35, 25, 15 diye ilerliyor ödüller. Şuraya verdiniz
Evet, arkada. Evet, Recep Bahar Yeni Mesaj Gazetesi. Öncelikle Sezgin Bey'e yönetmek istiyorum. Bankalar dünyada maratonlara çok değer veriyor. Dünyanın birçok noktasında maratonların ismi bankalarla başlıyor. Özellikle Amerika'da major maratonlarda bunlar arasında yer alıyor. Tabii ciddi bir pazarlama çalışması var. Sizin de pazarlamada ne yaptığınızı az çok biliyoruz. Son bir sene içerisinde İstanbul Maratonu'nu hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak, pazarlamak için ne tür bir çaba içine girdiniz? Yoksa sadece isim sponsorluğunda mı bu kaldı? İkinci olarak tabii buraya gelirken bir koşucu olarak aynı zamanda arkadaşlara, koşu gruplarındaki arkadaşlara da sordum. Ne sormak istersiniz diye Sayın Başkan'a, Sayın İmamoğlu'na. Dediler ki İstanbul'da Avrupa yakasında koşu yapabilecek parkur sayısı son derece az. Bu konuda Sayın Başkan neler yapabilir? Çünkü öyle ya, koşu grupları aynı zamanda İstanbul Maratonu'nu destekliyor. İstanbul'daki hatta Türkiye'deki diğer yarışlara onlar katkıda bulunuyor. Ama bunların antrenman yapabileceği özellikle Avrupa yakasında, Asya yakası çok şanslı bu konuda. Eksiklik var. İdman noktalarında eksiklik var. Ataköy Olimpiyat Hattı, Olimpiyat Atletizm Pisti'nin devreye girmesi açısından son derece önemliydi. Ama burada da herhalde Atletizm Federasyonu'nun bir şeyler yapması lazım. Çünkü orada profesyonel atletler de çalışıyor. Oradaki pistte de bir problem var. Yani dün akşam da arkadaşlarla görüştüm. Sanki pistin bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Bu konuda Atletizm Federasyonu neler yapabilir? Çünkü koşu grupları bir bakıma buradaki tanıtımı üstleniyorlar. Aynı zamanda sporcu altyapısını oluşturuyorlar. Bir de amatör kulüplere Sayın Başkan çok destek veriyorsunuz. Koşu gruplarını da bu amatör gruplar ya da kulüpler demeyeyim de gruplar içerisinde değerlendirebilir misiniz? Çünkü atletizm her ne kadar ucuz bir spor olarak görülse de sadece bir koşu ayakkabısı 13 bin lira, onu söyleyeyim. Pahalı bir spor aslında. Ucuz bir spor değil. Yani eğer siz maraton koşmak istiyorsanız özel bir ayakkabı almanız lazım ve bunun piyasa fiyatı şu anda 13 bin lira. Evet, bu konuda bir destek söz konusu olur mu? Nasıl bir çalışma yapacaksınız koşu grupları için? Teşekkür ederim. Sezgin Bey, buyurun. Evet, teşekkürler soru için. Dediğim gibi gerçekten böyle büyük bir maratonla birlikte anılmak bizim için bir gurur vesilesi. Çok önemsiyoruz maratonun özellikle basında, medyada ve de özellikle katılımcı sayısını artırmak konusunda iletişim çalışmalarımıza önem veriyoruz. Geçen sene 100 yılın koşusuna yönelik bir reklam filmini, bir prodüksiyonu gururla sergiledik. Hatta dün Sardis ödüllerinde kısa listeye kaldı bu film. Bunu biliyorsunuz medyada, dijital tarafta bayağı bir etkileşimini de sağlamayı başardık. Bu konuda Renay Bey'le birlikte sanırım o da iyi takdir eder. Yani sadece isim sponsorluğu değil, biraz önce bahsettiğim gibi katılımcı sayısının artması ki geçen sene 50 binlere varmıştı, rekor seviyeye gelmişti. Bu sene herhalde daha yüksek sayılara ulaşılacaktır. Hep içinde olmak istiyoruz. Konuşmamda da ifade ettim. Sadece bir isim sponsoru değiliz. Bu işe, yani spora inanarak sponsorluk yaptığımız için banka içerisindeki katılımcı sayısından da bahsetmiştim. Başkanımız da çok güzel söyledi. Yani 100 yıl daha burada sponsorluk yapılabilir dedi. Bu bizim gururumuzu da okşuyor. Gerçekten çok yakıştı bu organizasyona, İş Bankası. Elimizden geldiğince bu sponsorluğun içerisinde olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Yurt dışı bacağı dahil. Şöyle, koşu gruplarına her sene iki kere bir araya geliyoruz. Hem nasıl destek verebiliriz hem de yaptığımız koşularla ilgili neleri geliştirebiliriz, değiştirebiliriz. Karşılıklı onların fikirlerini de alarak ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, koşacak yer konusunda İstanbul'da sıkıntılar olduğu doğrudur. Fakat yeşil alanların büyümesiyle beraber bu sayının artacağını biliyorum. Bisiklette son 5 yılda 200 kilometre olan bisiklet yollarının kilometresi 500 kilometreye çıktı. Kent ormanları ile beraber şehir içerisinde koşulabilecek yerlerin de arttığını biliyorum, takip ediyorum. Olimpiyat stadındaki gelişmeleri maalesef ben de yakından takip ediyorum. Orada hem koşuculara daha iyi imkanlar sunmak için beraber Olimpiyat Hazırlık Denetleme Kurumu'yla da çalışıyoruz deyip ben sizlerden son soruyu almak istiyorum. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ben Deniz Ekrem Açıkel, Halk TV adına. Sayın Başkan, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanısınız. İstanbul Maratonu artık bir marka. Bütün dünya biliyor.
İkinci titriniz, yani Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak pek çok şehrimiz tarihi, kültürel miras var. Diğer belediyeleri de harekete geçirip İstanbul Maratonu dışında başka tarihi, medeni geçmişi olan şehirlerimize bu etkinliği taşımayı planlıyor musunuz? Açıkçası şu andaki bu verdiğiniz soru aynı zamanda fikir anlamında bana ulaştı diyebilirim. Buna çalışabiliriz. Özellikle koşu yapılacak şehirleri biraz da atlet yetiştiren şehirlerle özdeşleştirip belki o sahalarda çok tarihi alanlarını da kapsayan ve gerçekten vitrine koyan bir biçimde neden olmasın? Ben bu değerli sorunuzu değerli bir fikir olarak aldım, başucuma koydum, çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Ben devamında burada olacağım. Sorularınız olursa dışarıda da almaya devam ederim. Zamanlamaya uymak istiyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılara ve değerli başkanıma da teşekkür ediyorum. Şimdi her koşunun olmazsa olmazıdır. Sizlere maraton tişörtümüzü gösterip arkasından bu basın toplantısını tamamlamak istiyoruz. Fikir babası. Ya sen ya yerim seni ben ya. Dünyanın en özel, en güzel maratonlarından birisindeyiz. Ben bunu hatıra olarak alacağım. Ama çok güzeldi. Abi iyi konuşma. İstanbul Maratonu hep çok güzel oluyor. Çok güzel geçti. Yani büyükşehir bunu düzenlediği için çok mutluyuz. Çok heyecanlı, dinamik, eğlenceli. Herkesi koşmaya davet ediyoruz. Başarılı organizasyon, çok kalabalıktı. Ama çok eğlenceliydi. Giriş yeri çok coşkuluydu. Finish de gayet güzel, keyifli. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese ellerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Marathon this time was great. I like the atmosphere. I like the organization. It is, I think it's on the top level.